GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Bir dakika ya. Bir dakika. Telefon çalıyor. Bir dakika. Geliyorum bir dakika. Çok pardon. Lan bu çocuk niye sürekli panik oluyor ya? Açılsanıza be. Nasıl yani? Geç oğlum geç. O araba müdür falan değilmiş. Kimmiş? Müdür yardımcısı mı? Hayır. Bir dakika abi durun. Durun. Sahte plakayla Feyzullah'ın adamlarıymış bunlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar artık yavaştan olaylar başlıyor. Aksiyon dolu bölümler başlıyor. İnanılmaz şeyler olacak ilerleyen bölümlerde. Sadece merakla bekleyin. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz gerçekten. Şöyle bir artı 50.000 like yapalım arkadaşlar ya. Like'lar gerçekten çok azaldı. Sonra Gerçek Hayat Gerçek Hayat yazıyorsunuz. Vallahi ayıptır ha. Bölümler için de arkadaşlar ilerisi için böyle tavsiyelerinizi vesaire yorumlara mutlaka yazın. Bayağı aksiyon dolu bir şeyler olacak. Zaten olacak şeyler belli ama böyle sizin yazdığınız şeylerden de renkler katılabilir. Şimdi çok önemli bir duyurum var arkadaşlar size. Yarın yani cumartesi günü saat 17.00'da ana kanalımıza yeni bir video gelecek. Şimdiden alarmlarınızı kurun, pusularınızı kurun. Onu da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel video oldu. Hadi bölüme. Haydar sen haber alabildin mi oğlum? Acaba Türkiye'den geri gelmiş olabilir mi bak bu adam? Abi bilmiyorum. Şu anda araba muhabbetini sorduruyorum. Haber bekliyorum işte. Ya arabayı şimdi çevireceğim dediler. Ne yaptı ki bu? Kendine adamlar vesaire mi tuttu? Ne kadar saçma bir olay ya. Ve bizi niye izliyor? Benim adamı o araba... Hem her şeyimizi aldı. Lan bu adam şehri sahibiydi ya. Lan bütün adam şehri sahibi. Şu an göt korkusundan bekliyor biliyor musun? Evet. Aynen, biz onu bulacağımızı bildiğinden dolayı onun götü korkuyor. Ondan önce o bulmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Aynen ya da, öyle. Ya da hani haberim olsun ne yapıyorlar ne ediyorlar bileyim. Ona göre artık ardımı alayım derdinde bilmiyorum. Ama şimdi Türkiye'den gelmiş olsa haber gelmez miydi Haydar? Bence gelirdi çünkü ben her yerine çıkış haber koydurdum. Bizim bu giriş çıkışlardaki pasaportla ilgilenen arkadaşlara söyledim. Giriş çıkış yaparsa haberimiz olsun. Hatta aranma kaydı da oluşturdum. Kapıda direkt tamam tutacaklar zaten. Ya. O zaman bu büyük ihtimal hala Türkiye'de. Türkiye'den yönetiyor bir şeyleri. Of. Ya anasını satayım ya. Tamam biz aslında bir yandan iyi oldu ha. Kendisi gelmiş oldu ayağıyla. Efendim abi dayım. Evet. Sana katıldım. Tamam geleceğim. Bana mı katıldın? Yani. Bir şey diyeceksin zaten. Tabii sana katıldım. Yok bir şey demeyeceğim. Abi çevirme kurmuşlar. Tamam. Haber bekleyeceğim onlardan şimdi. Çevirme kurmuşlar da adam kim bilir nereye gitti? Hangi yola çevirme kurdunuz ki siz? Bir takip var. Mobese'den baktık. Gittiği güzergah şehir dışı. Bu kasaba tarafları. O yollar üzerine kurduk bir tane. Bekleyeceğiz şimdi. Hadi bakayım. İnşallah o yola girer. Farklı yola girerse kalan haber o. Var mı? İşte yol ayrımı var 3 tane. 3'ünde de mobese var. Bu adamı yakalarsak inanılmaz yol kat etmiş oluruz. Feyzullah bir adım yaklaşmış oluruz. Şimdi o bizi arıyorken biz onu arayıp bulmuş oluruz. Ben gidip olayın başına geçeyim mi direkt ya? Sen gidip olayın başına geç istiyorsan. Yönetirsem daha sıkıntı çünkü. Kontrolün altında olsun. Ama bir dakika. Olmaz. Eğer çevirmeye gelecek vesaire olursa sen bize haber veriyorsun biz de geliyoruz. Direkt haber vereceğim. İyi de şey nasıl olacak yok. Haydar? Sen şimdi diyelim ki aldınız. Çevirmede polisler aldı onu. Biz nasıl alacağız o adamı? Hepsini ayarladım abi. Ne oldu biliyor musun? Benim 3 tane sıkı fıkı olduğum adam var. Hatırım geçer. Ben onlara iyilik yaptım. Onların da bana bir borcu var. Susacaklar. Ağızlarını bugün kapadılar. Bugün mesaideler ama değiller. Bugün bana çalışıyorlar sadece. İyi güzel falan söylerlerse çünkü. Laf çıkmaz. Abi. Yok hayır ya. Bak, müdür deme ya. Müdür yok. Oğlum bak müdür de değişmişken bak başımız belaya girmesin. Yok müdür girmez. Yok. Müdür abi, sıkıntı çünkü değişti ya dayı yani. Evet, müdür değiştiği için sana da başına da bela olmasın yani. Çok sıkıntı o da. İyi tamam hadi fırla sen. Hadi görüşürüz. Fırla haber ver bize. Eğer o çevirmeye gelecek olursa bize çağır. Arayacağım direkt. Tamam hadi fırla. Biz ne yapalım? Dayı haber bekleyeceğiz ne yapacağız? Bunu haber bekleyeceğiz yani. Aynen öyle. En nefret ettiğim şey ya. Ama dayı bir yandan da güzel ha. Bir yandan da iyi haber sayılır. Hayır Feyzullah'ı bulmak. Onu var ya bir bulalım bir gelsin. Neydi dayı? Neydi? Alınacak intikamımız, kazanılacak paralarımız var. Fehmiciğim. Aynen öyle. Şimdi işte dur bakayım ya. Haydar bir haber versin de çözeceğiz bir şekilde. Elif abla. Efendim ablacığım. Sen Niko'ya göz kulak olursun değil mi? Sen Niko ile beraber kal da. Şimdi Haydar bizi çağırırsa Niko ile takılın ya. Anne ol. Elif'ciğim Niko'ya dikkat edersen. Benim eve gideriz. Oyun oynarız birlikte. Bilgisayar var diye orada. Olur. Mantıklı. İster misin Niko? Anasını satayım. Dünler razı Niko ya bilgisayara gidecek diye. Alırız oğlum. Bizim eve de alırız sana bilgisayar. Her şeye olur Niko. Sen de iyisin vallahi. Tamam bak şimdi sen Elif ablanın mı diyeyim? Bilemedim şimdi. Sen git o senin mamanın evine gitsen, tamam mı? Orada oyna sen şeyi. Bilgisayarında güzel güzel oyna. Elif'cim şey diyeceğim. Tamam efendim. Yemek yani öğünlerine de dikkat edersen yavrum, Nikom benim. Sen de bizi ne zannettin? Aç mı bırakacağım çocuğu ya? Aç kalmasın yani, düşünürüm. Aklım onda kalır, yoksa yani sürekli aramayayım yani ben. İnanın. Allah Allah. Tabii. Niko açmasın oğlum şu an. Sanki ben çocuğu aç bırakacağım ya. Yo, bir de dayı var ya. Hayır bir de gidip de Elif ablaya, Niko'ya sen göz kulak ol biz gidelim diyen bile benim ya. Ay sen söyledin ya. Ama ben neydi biliyor musun Niko'mu ben yalnız bırakmayayım, evladımsız kalmayayım yanımda. Ha sen gelmeyecektin. Hayır işte birlikte gidecektik. Niko'yu mu götürecektik olaylara? Evet çocuk en başından öğrensin böyle şeyleri de, delikanlı olsun. Ya saçmalama ya. Neyse gel Niko gidelim biz. Kaç yaşında, 7 yaşında çocuk ya. Gidelim mi biz? Çocukluktan öğrenecek. Durun bakalım, daha haber yok, belki gitmeyiz biz de ya. Haydar'dan bir haber gelsin bakalım. Sen neye baktın abi? Sende haber var mı? Vallahi birkaç yere yazıyorum da cevap bekliyorum şu anda. Dur bakalım çözeceğiz. Şimdi bak bu adam madam tuttuğuna göre biz şimdi kaç kişiyiz? Tamam biz de kalabalığız da. Dur Haydar arıyor. Efendim? Alo abi, güzergahını belirledik, muhtemelen bulunduğumuz konumdaki devreye takılacak çevirmeye. Çok yaklaşık iyi, tamam. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Tamam biz bir 10 dakika falan konum atsana bana, geliyoruz. Tamam atıyorum hemen. 10 dakika falan gelelim biz, hadi bay bay. Tamamdır. İyi güzel haberler güzel. Büyük ihtimal şeymiş bu, Haydarların kurduğu çevirmeye geliyormuş araba. Bunlar çevirsin, biz adamı alalım, adamı konuştururuz zaten. Ondan sonra da Feyzullah'ın yerinde öğreniriz, kaç tane adamı varmış onu öğreniriz, her şeyi öğreniriz. Sırayla hepsi çözülür. İyi oldu iyi oldu. Şey götürelim mi ya, bizim bu ev vardı ya, bizim orayı çok kullanamıyoruz. Bir şey diyeceğim. Hangisi ya? Ha abi. Evde bizim evdeki şey. Fehmi. Dur hangini söyleyeceğini sen söyleyin. Her şey polis yapıyormuş gibi olsun ki Feyzullah bu arayıp da beni işte Fehmiler aldı demesin. Arayıp diyemez abi zaten çökücüz adama. O iyi denk geldi o. Onu adamı çok. O zaman adamı alıyoruz, bizim evdeki şu şey var ya dayı. Daha önce kullanmamızın şey olmadı, nasip olmadı. Yani birkaç kere ama hiç kullanamadık. Ejder abi falan siz gördünüz mü orayı ya? Yok ben görmedim. Tamam. Bizim de fantaziler bir görsen. Lan. Bizim evde güzel bir oda var böyle nezih insanları böyle misafir ettiğimiz vesaire. Daha kimse misafir etmek nasip olmadı. İlk nasip Feyzullah'ın adamı hani. Vay be. Vallahi ben de 2 gündür doktor bir yerlere götürüyor da neyse anlatmayayım. Her şeyi de söylüyorsun ha. Asıl yani. Yok, nereye tamam. Gidiyorsunuz lan? Oğlum doktorda ne maceralar var siz bilmiyorsunuz. Doktor? Ya biz de az şey değiliz, bu Kazanova değiliz yani. Doktor, ben bundan sonra doktorum. Tamam durun Allah'ını seversen, hemen muhabbeti yine bir çeviriyorsunuz. Ne yapalım oğlum? Çeviriyorsunuz yine bir yerleri çekiyorsunuz ha. Durun, daha şu an ciddi bir meselemiz var. Abi şimdi bak bu Feyzullah'ın bir tane adamı bizim peşimizde. Belki de adam 50-100 tane adam tuttu. Deli gibi parası var yani. Dayı sen eksen tutamaz mıydın 100-200-500 tane adam? Türkiye'yi tutardık. Tutabilirdin değil mi? Demek ki bu adam da şu anda tutabilir. Aynen. Sonuçta senin parana sahip. Biz ne yapacağız? Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Biz bu kadar kişi eyvallah tamam hani iyiyiz hoşuz da yetmeyebilir. Doktor bak kendi karşılaştığı şu bölümü geçtim yenice. O kırmızıyı patlatsana. Vay anasını satayım. Kırmızıyı dayı aşağı çek. Fehmiciğim efendim. Ha telefon mu geldi? Evet bir şey telefonla. Sen tam telefonla bir konuşa al. Kırmızıyı aşağı çektin ya oradan. Çektim hallettim. Kaçıncı bölümde? Ya ben ne anlatıyorum ya? Bunlar ayrı telden. Hallederiz. Hallederiz de kendi karşı şu şekeri patlat bunu patlat falan yapıyorsunuz ya. O da Sebo. Lazım, para lazım. Sebo. Efendim? Oğlum bak sen zaten büyük ihtimal bir 20 tanesini 30 tanesine yetersin tek başına. Yani ben bütün konuya pür dikkat verdim zaten. Onlar dinlemezse de olur. Sen oynamıyorsun değil mi kendi Crash falan bir şeyler? Yok ben de o şeyler. Çıkar telefonunu. Telefonunu göster. Göster telefonu bir dakika. Göster telefonunu. Galeriye girsin Allah aşkına. Sınırlarda. Telefonumu yanımda bile taşımıyorum. İlkel bir insanım. Oha telefon yok mu üstünde şu an? Yok hayır yok. Dinlenir diye. Dinlenir diye falan. Helal lan sana Sebo. Bazıları da yanında kendi Crash oynasın. Allah helal olsun. Bu yaştan sonra kendi Crash çöktürdüler. Bu yaştan sonra bir şeylerin patlaması lazım. Ya doktor sen bak bu işleri benden daha iyi biliyorsun. Allah'ını seversen. Kendimi rahatlatıyorum Mansur'dan arkadaşlar. Öyle mi diyorsun? İyi bakayım hadi öyle olsun. Tamam hadi gidiyoruz. Elif abla, efendim? Niko siz o zaman eve geçin istiyorsanız. Biz bir gidelim şey yapalım. Ama bir şey diyeceğim, bizim arabamız yok. Muzaffer'le gelmiştik ya. Ben bırakayım istiyorsanız veya arabayı alın. Dayı tamam sen bırak istiyorsan. Biz adamı alalım. O zaman şey yapın siz bizim eve geçin. Biz de adama çökelim eve getireceğiz zaten. Ama o heyecanlı da bırakamam ki. Tamam Elif ben sizi bırakayım. Hadi siz gidin. Ne olur ne olmaz. Ben zaten gizli silah deposundayken şunu almıştım yanıma. Ne olur ne olmaz. Onu nasıl bir ne olur ne olmaz o atlayanmaya başlar. Ne olur. Oy. Abla bak havalar da ısındı bayağı. Değil mi dayı? Havalar da bayağı ısındı. Tam güzel oldu diye. Dayı havalar da bayağı ısındı. Vallahi çok ısındı havalar ya. Ya hadi gidelim bakalım. Yine Haydar arıyor. Efendim? Abi olabildiğince az araba gelin. Az araba mı gelin? Aynen, az araba gelin olabildiğince. 2 araba falan gelin. Tamam. Hadi bay bay. Az araba gelin diyor, 2 araba gelin diyor. O zaman gelin, atlayın benim arabaya. Gidiyor o zaman, Allah'a emanet olun. Tamam dayım, görüşürüz. Yo şey, iki araba gidelim ya. Tamam, sığmadık mı? Sığdık, doktor atla. Doktor atla. Allah Allah. Biraz dikkat çekmiyor mu? He, öyle mi yapsaydık ya? Mercedes mimle benim arabayı tanıyorlar. Oğlum tam boş ver var lan arabanın. Ben olsam yakın konumu bir açayım ben. Konum 60 Haydar. Heh, tamam. Lan bu ne? Uzak ha. Bunun adam bizi tanır mı? Tanırsa maske mi taksak? Ne yapsak? Yani tanır zaten de. İyi de şey yapacağız abi ya. Biz gidip adama çökmeyeceğiz ki. Polisler adamı alacak. Biz de polislerden adamı rica edeceğiz. Ha, tamam. Diyeceğiz ki kullanmayacaksanız bizim arkadaş var diyeceğiz. Tam bedeni oluyormuş diyeceğiz. O giysin mi diyeceğiz. Şey diyeyim, benim dükkan eleman lazım da diyeyim. Ha, aynen öyle. Haydar zaten her şeyi ayarlamış ya. Sıkıntı yok. Şimdi oraya gidelim. Büyük ihtimal çevirmeyi onlar vesaire her şeyi ayarlamışlardır. Bir alalım bakalım. Adam arabada tek kişidir değil mi bu arada? Biz bunu hiç düşünmedik. Onu çevirmede öğreneceğiz. Telefonda ben şey yaptım ya, birkaç bizim Harunlar var, yazdım geldi mi diye, yok gelen olmadı dediler. Tamam ya, tek kişi değilse de zaten bizim polisler alacak zaten ya. Ya böyle çok mu kolay oluyor? Ben böyle bir tad alamadım ama dur bakalım devamından olacak. Abi şu an büyük ihtimal bizim alacağımız kişi bayağı sıradan bir tane piyon falan büyük ihtimal. He. Onu konuşturacağız onu, mesela onu konuşturmakta. Sebo konuşturur ya onu. O iş bende. Yemin et, ne yapacaksın? Doktor şey yok mu lan, böyle ilaç, iğne falan bir şeyler, böyle adam dökülse, böyle içinde ne varsa böyle yaysa, sarhoş gibi. Var. Yemin et. Ama yasak olduğu için ülke sınırlarına sokmuyorlar. He. Getirtek. Ya neyse, durun bakalım. Adamı da tanımıyoruz. Belki konuştururuz 2 dakikada ya. Şöyle yapabiliriz bak. Ben kendi deneyimime dayanıyorum. Öldürün ben canlandırayım. Tamam, anlaştık. O zaman biz her türlü işkenceyi yapıyoruz. Sen ölmesini engelliyorsun. Tamam. Anlaştık, tamam. La durun, belki adam höt diyeceğiz. Adam belki aklı gidecek zaten ya. Şey diyeceğim, silah var mı sizde? Bende var. Ben geçen gün depoda çaldığım var bir tane. Çok taramalı. Oğlum sen onu nerede saklıyorsun ya? Motorun garajındaydı. Motorun garajı. Ve yanına mı aldın şimdi? Ya Allah'ım, doktor. Tamam, iyi yapmışsın. Aman panikle böyle etrafı sağ solu tarayayım deme de sen yine bilmeden. Yok. Saçmalama aman. Zaten şu anda büyük ihtimal silahlı falan bir işimiz olmayacak. Ne olur ne olmaz diye yine biz aldık. Durun bakayım, attığı konum şu. Hemen şu ilerisi sol. Biz hemen çat diye çık. Aha, gördünüz mü ışıkları? Işıklar yaklaşır. Kırmızı, mavi. Bence burada bir duralım. Dur, bir şey diyeyim mi? Dur, arabayı şöyle bırakalım biz. Şöyle sollu gelin. Sollu gelin. Feyzullah'ın adamı ha. Hadi bakalım, vay anasını Feyzullah. Biz seni aramadan sen mi bize kendini bulduracaksın lan? Vallahi bizim işimize gelir. Belki de buldurmak istedi. Her ihtimali düşünmek lazım. Bir şey diyeyim. Evet. Belki de, çünkü bayağı adam açık yanımızdan geçiyordu yani. Hiç belli olmaz. Dur bakalım. Acaba konuşmak bu Feyzullah'ın adamı olduğunu nereden anlamışlar bu arada? Vallahi bilmiyorum ki. O değil de müdür değişmiş ya. O söylemiş olabilir. Bilemedim. Dur, yavaş olun. Şöyle şuradan şöyle. Semati gel lan. Lan Sebati. Semati. Geldim. Şu Haydar'ı ben bağırıyorum. Daha sonra şey yok gibi. Kimse yok. Doktor fazla gösterme kendini. Acaba ışıkları görüp döndür ama niye dönsün ki? Bilmiyorum. Normal vatandaş. Var mı haber? Biz geldik, buradayız. Bak şu tepeye bak. Neredesiniz? Tepeye bak. Sağına bak. Gördüm, tamam. Gördün mü? Tamamdır gördüm. Nasıl gözüküyoruz oradan, iyi miyiz? Hiç gözükmüyorsunuz bu arada çok. İndirin kafanıza. Şu an gözükmüyorsunuz. Saçım iyi mi? Saçın gözüküyor. Kafa gözüküyor şu an. Lan oğlum. Gerizekalı, ben nasıl güzel çıktım mı anlamında söylemiştim. Tamam. Abi dur. Tamam, gelir şimdi muhtemelen. Tamam. Hadi görüşürüz. Dur bekle. Dur, kapattı gerizekalı. Görüşürüz dedi ya, sanki ne yaptık, sohbet muhabbet ediyoruz sanki. Dur bir dakika, bir daha bağırayım şunu. Öptüm. Efendim? Lan Haydar bak, bu adam geldiğinde biz gelmeyek mi şimdi? Onu ayarlayacağım ben. Bak ne yap biliyor musun? Sen bu adamı normal rutin kontrolmüş gibi paketle. Sen bunu ters kelepçeyi yap. Sonra bize bir ıslık çal. Biz hemen gelelim. Ben götürüyormuş gibi yapacağım. Şu ileride duracağım. Burayı toplatacağım. Sonra biz gideceğiz. Tamam bak oğlum, eminsin değil mi? Bak yanında 2 tane daha polis var. Bunlar sıkıntı yaratmaz değil mi? Hiç sıkıntı yok. Hepsinin hatırı var. Bak, sıkıntı yaratırlarsa eğer vuralım mı onları? Abi hayır, vurmayın. Oğlum şaka yaptım. Manyak mısın? Polis mi vuracağız? Polislerle giderken bunlar, polisler soldan giderken biz Haydar sağ kırsın, biz arkasına gidelim. Polis mi? Hepsini yönettim abi. Bir dakika, ne olacak her şey? Tamam okey. Güzel. Biz burada duruyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam, orada durun abi, gelir. Buraya geliyor muymuş, emin misin? Eminim, buraya döndüm. O senin en son gözüken otobanda buraya döndü. Bu güzergaha. Muhtemelen gelir şimdi. Geliyor bir dakika abi. Tamam, dur. Kapattım direkt telefonu valla. Geliyor. Polis mi vuruyor şimdi, ne yapıyoruz? Ben görmüyorum kimse. Nereye sıkıyoruz? Şu işte. Dur doktor, sakin ol, hiçbir şey yapma sen. Normal rutin kontrolü ya. Sıkıntı yok. Beyler bu arada ben tak okuyabiliyorum. Bak şu an diyor ki iyi günler memur bey. Aşkın neresiniz, bir rutin kontrol diyor. La, bu nasıl bir rutin kontrol? Manyak, silah çıktı. Diyor ki o da plak Plakanın absürt, ben buradan sonrası tam çeviremiyorum. Orayı tam anlamadım. Orada lan şey nasıl görüyorum? Benim gözüm suratlarını zor ayırıyor. Hangisi Haydar onu anlamadım ben. Diyor ki bir dakika çeviriyorum şu an. Sağ mı çevirdiniz? Sola mı çevirdiniz? La zorla mı çağırıyor acaba? Bence sıkalım. Dur saçmalama, canı lazım, adam konuşturacağız. Dur şunu kelepçelese de gitsek ya. Ne yapıyor, dur bakayım. Çay kahve mi söylesek acaba ya? Yine bindi. Adam arabadan bir şey alıyor herhalde. Ha, bir şey alıyor olabilir aynen. Diyor ki arabadaki ruhsatı da vereyim dedi. Şimdi dur. Yok ki şu an ellerinizi kaldırın yoksa size bir... Aha kelepçeliyor. Aha kelepçeliyor. Yavaştan gidelim mi? Aa güzel kelepçeledi. Tamam gelin ya gidelim ya. Aa paket. Beyler çabuk toplayın. Kolileri toplayın. Çevirmeyi dağıtın. Ehliyetin tamam. Ehliyetin tamam da plaka yasal değil arkadaş. Araba yasal plaka değil. Yasal arkadaşlar değil. Arabayı çekelim. Evet çekemez. Hakkınız yok ya. Çekemezsiniz onu. Devrem, Meriç aracı çekelim hemen. Siz benim kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bekleyin. Görüşeceğiz seninle işte, bekle. Bekle dur. Olduğunu bileceğiz bakalım. Tabii. Sebo fırla benim arabaya gitsene. Fırla. Tamam. Doktor sen bunun kim olduğunu biliyorsun. Bir tane benim şurada bir memur bey kolay gelsin size de. Fotoğrafımı çek. Dur bir dakika memurum. Bir tane fotoğrafımı çeksene benim. Abi gelsene. Dur. Allah. Şöyle çeksene. Bana doğru. Abi çabuk araba getirin. Çabuk araba getirin. Geliyor. Aa, teşekkür ederim. Vatandaşı engellemeyin. Rutin kontrol ya. Bir şey olmaz. Kardeş senin de mi arabanı çektiler? Ya Allah benim ruhsatım mı buna çekiyor? Be ya sorma, bizim de ruhsatımız var. Çektiler bizim arabayı. Arabanın plakası yasal değil bir. Resmi plaka takılmış 2. Üçüncüsü arabada çakar var, izin yok. Bu da bir suç. Üzerinden silah çıktı. Memur bey şey yapalım mı? Tamam siz arabasını çekin de biz arkadaşı evine bırakalım, bizim arabaya gelsin. Arkadaşı biz bir alalım ya. Sizin arabayı alalım. Bizim arabada sorun çıkmış da siz bir alın. Sıkıntı yok, olur. Beyefendi siz gelin, siz mağdur olmayın, gecenin bu saati nasıl gideceksiniz eve sonuçta? Bekle. Ya sen benim kim olduğunu biliyor musun? Senin kim olduğun beni ilgilendirmiyor. Ben işimi yaparım. Benim işim burada seni çevirmek, bak, senin yasal olmayan her şeyi almak. Memur bey. Tamam olabilir, benim her şeyim yasal ama burada. Kardeşim bir dakika sen bir sus ya. Memur bey bakın sizi tanımam etmem. Evet. Değil mi? Arkadaki adam kim ya? Bir dakika. Yok o bir şey ya, bizim arkadaş o da, sıkıntı yok, bir şey yok. Tamam. Kim var lan? Bakın adamın tamam arabası hani yok işte plakasında sıkıntı varmış vesaire de adama yazık yani. Adamı biz götürelim evine bırakalım, arabayı da kardeş sen yarın gider alırsın cezasını ödeyip ya, uzatma işi. Dostum sıkıntı yok. Bunlar şey çıkasın diye. Değil, memurum. Allah. Tamam mı? Tamam. Sen araca binip gideceksin şimdi. Tamam hadi ben birazdan yanına geleceğim. Uzatma bence. Tamam gel hadi gel. Bakın tamam çözdüm. Tamam sen bekle. Tamam gel kardeş bak bizim araba burada. Gel şöyle. Oğlum bu jobu sana sokacağım az sonra. Gel bak kardeş şöyle arabaya geç sen şöyle. Arabamız abi burada. Götürün sorun çıkacak. Abi şimdi. Mi? Tamam. Ne abi sıra? Yok şey ya yaşlı olarak büyümüyor ondan diyorum. Hadi bin. Arabaya bin sen. Bin yürü. Bak, geç şöyle arabaya. Konuş. Sen bekle. Geç hadi geç lan şuraya artık. Ya tam uzak dur oğlum, çok uzak. Yapma, bin arabaya. Allah. Bekle o yopu sana monte edeceğim. Bekle. Mehmet Hanım. Geç şuna geç. Götürün. Geç şuna. Sebo başına dursana şunun. Bununla konuşacağız. Hayır. Polis. Abi siz hemen gidin. Ben burayı toparlayıp geleceğim. Abi oğlum. Şey yap oğlum, bir devrelerinde bir tanıştır lan. Haydar. Ha, Meriç. Devrem bak. Fehmi abi vardı ya diyordum. Selamünaleyküm. Fehmi abi mi? Şuna bir yol verelim ya şu kız. Yol verin aynen. Kessin. Doktor çekil doktor. Bütün yollar geç şuraya. Geç şuraya. Devam. Öf. Vallahi çok memnun olduk. Böyle bir ayaküstü böyle tanışmış olduk da. Haydar şey yap ya, bir ara senin devreleri getir, böyle bir akşam yemeği yiyelim, bir iftar yapalım ya. Olur. Haberleşelim abi. İyi o zaman size kolay gelsin. Abime. Eyvallah. Lan ne abisi? O daha konuşuyor. Oğlum camı niye açtınız? Camı kapatsanıza. Tamam Haydar biz götürüyoruz bunu. Oğlum lan. Halledin burayı. Bakın lan benim. Tamam. Fehmi telefonunu aldın mı üstünden? Ya bir lan ne oldu? Dur Haydar mı aldı onu telefonunu? Haydar. Efendim. Telefonunu aldın değil mi bunun? Silah, telefonu hepsini aldım. Telsiz vardı kulağımda. Çabuk bırakın beni. Kardeş kusura bakma ya, hemen bırakalım. İyi olmaz bir dakika. Sizin için. Şöyle hemen bırakalım. Taksi çağırayım mı? Takside mi gidersin? Geri zekalıya bak ya. Ya bir kes çeneni. Gel Fehmi gel. Geldim. Sen bekle atlayın abi. Şey yapsana. Sen Sebo'yu kucağına alsana abi, sıkışın. Sebo gel. Sebo ile bir sıkışın şöyle. Hemen hadi hızlı şuradan fırlayalım. Bekle. Ya bir sus. Alo. Çok konuşma lan. Bekle. Senin o kulağın. Lan senin o kulağındaki. He tamam, ucundakini koparmış tamam. İyi. Öndeki bir sizin isim neydi? Sen bir çok konuşma. Doktor. Abacan lan gel. Koyayım da kendine gel. Allah'ım. Bak beni indi. Bak. Sizin isim neydi? Da doktor sen de sus. Gel. Ne diye bağırdı la o? Bırakacağım mı diyor? Gel diyor. Lan oğlum bak evine bırakıyoruz seni ya. Daha ne istiyorsun? İnsanlık ölmüş abi vallahi. Bak vallahi Ejder abi ne diyorsun? Bu insanlık ormanın ölmüş oradayı, ya. Seni var ya ormanın orada yatırırım. Öperim seni adam. Bak bir sessizlik oldu fark ettin mi? Bitti. Bir korktu ha doktor bir korkuttun ürküttün adam ha. Bak oğlum bu adam arabayı böyle kullanıyorsa sana neler yapmaz bak iyi düşün. Düşün sana neler yapmaz. Bekle. Lan neyi bekliyorsun? Geri zekalı. Bekle neyse. Oğlum. Şey yapalım şimdi bir eve gidelim. Bir misafir edeceğiz seni sadece. Şöyle birkaç günlük. Seninle bir işimiz yok zaten bizim. Eve geçelim konuşacağız. O yüzden şimdi gidene kadar hiç boş yapma, hiç bağırışma, çağrışma falan olmasın. Vallahi başım ağrıyor. Bak bizim Ejder abi var. Arkada koltukta oturuyor bak. Gömlekli olan var ya. Heh. O migreni var biliyor musun? Başı ağrıyor böyle. Yüksek sese falan gelemiyor. Tek gelin lan. Güzel olmaz. Hayır, migren genetikler ama mesela. Tek gelin lan ne amına. Lise çıkışı kavgasındaysan. Uçum seni yeni mi aldılar yanlarına? Acemi belli ya. Acemi adamlarla mı iş yapıyor oğlum bunlar? Ne yapacaksın? Soruyorum abi öyle. Yani Feyzullah'tan bahsediyoruz. Feyzullah tabii ki acaba adamlarla iş yapar. Nereden yani, bilsin? Ne anlar abi bunlar toyları toplamış. Beyefendi sizinle burada iletişim kurmaya çalışıyoruz. Götten cevaplar veriyoruz. Eğer düzgün iletişim kurarsak daha sağlıklı bir yere gidebileceğimizi düşünüyorum. Oğlum sen gel. Bak yine koyun da kendine sen... gel bak hep aynı şeyler tekrarlanıyor. Yani doktor sen mesela... şey yapma konuşturma ya. Boş ver oğlum. Ya şu malı sustursana ya. Lan sus sen de geri. Sağ çeksene üstüne işeyeceğim onu. Yemin et vallahi bak çekerim. Çek. Lan çekeyim mi sağ ne diyorsun adın ne senin? Adın ne senin? Nikahımı alacağım geri zekalı mısın? Adınla sesleneceğim. Nikahımı alacağım gel hadi gel. Senin duyduğun sana baktık bekle. Dur doktor sen boş ver. Şimdi 2 dakika yolumuz kaldı ya. 2 dakika yolumuz kaldı ya. Gel sen bekle. Dur kimliğini aldım. Siki. Ne? O nasıl soy? Rasulov Aboyasiki. O nasıl soy isim lan? Rasulov Aboyasiki mi? Lan stetoskop. Şöyle geçelim. Bana bak. Stetoskopu içine sokarım. Yeter Allah'ını severseniz bir susun artık ya. Vallahi başımıza adamın migreni var diyorum migreni ya. Sebo'yun kucağımdan uçum. Şşt in lan aşağı. Siz bekleyin. Lan neyi bekleyin oğlum? Geç. Allah. Devam et. Ya artist ya. Geç sol yap. Lan dur aklıma geldi hatırlıyor musun? Dışarı çık gel buraya. En son altına işmişti böyle hatırlıyor musun kişiyi? Rahmetli. Gel buraya. Geç şöyle. Bir dakika lan. Ben eve hiç sokmuyorum. Bizim Elif abla Niko'ya falan hiç şey yapmayalım. Geç şöyle. Geç sağdan. Oğlum elinde mızrak götünde yaprak hala şekilden geçilmiyor ya. Geç şuraya. Lan hızlı ol biraz. İşin ne? Uyuz yürüyor ya. Sıçtı hava. Oğlum sen neye güveniyorsun? Bir dakika şu an üzerinde hiçbir şeyin de yok. Sen neye güveniyorsun? Sen boş ver benim neye güvendiğime. Sen gel şu buraya gel. Bekle orada. Lan bizim bu şey neredeydi? Yukarıda mıydı lan? Aşağıda. Aşağıda mıydı? Yukarıda mıydı lan bizim bu çizgi? Aşağıda. Bak şurada. He aşağıda tamam. Tamam gönderin aşağıya. Şşt, gel aşağıya gel. Gel hadi yürü. Benimle düzgün konuş bak. Kusura bakma beyefendi ya. Şey yapamadık. Sizi ağırlayamadık çok. Ay çok kırıldım ya. Yürü devam et şuradan. Yumuşak. Şimdi birkaç gün bizim misafirimiz olacaksın ya. Yatağını böyle alerjen falan bir şey var mı? Böyle kaz tüyü falan mı olsun? Ya da sabah kahvaltıda ne istersin mesela? Anlayacağım senin kanınla böyle. Uygun mu? Uygun. Ablacım kahve içer misin? Tam sana göre bir yerim var. Tam sana göre. Geç şöyle. Geç hızlı ol. Şurada hızlı ol. Geç şuraya. Bekle. Niko gel biz yukarı çıkalım. Bu ne lan? Allah. Lan bu şey dayı. Mınak kodum hoş geldin. Gel. Sen burada mı bekliyordun? Tabii canım. Geç otur şuraya. Otur ben seninle konuşacağımı biliyorum. Geç otur şuraya. Gel aslanım gel. Heh, şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi kim var burada? Doktor sen de çıkmak ister misin? Yo. O bana kel dedi. Sen şimdi sıçtın oğlum. Oğlum adama niye kel diyorsun lan? He? Çünkü sen de kelsin. Ben kel miyim? Oğlum ben kendim kesiyorum lan yanları. Ama birazcık dökülmüş üstten bak. Biraz bakalım. Ya evet. Doktor ya. Onun şey var mı? Böyle saç ektirme doktoru falan. Var. Bir tane şampuan var. Bak aralar açıldı iyice biliyor musun? Kafada çıkarıyor. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar. Dur. Yaşına bak. Ne oldu dayı? Yani adam kaçırdık ya. Ha pardon doğru. Bir dakika kafam dağılmış biraz. Şimdi bir dakika ben ne diyordum? Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Sen hayırdır ya? Sen bizi niye takip ediyordun? Ben seni niye takip edeyim lan? Ha? Lan mı? Adam mısın? Nasıl seni takip edeyim ben seni? Lan nasıl konuşuyorsun? Bana mı dedin sen onu? Ya ben diyorum ya elinde mızrak götünde yaprak hala Sebo mutfaktan şöyle güzel ekmek bıçaklarından şöyle büyüklerden getirsene bir tane. Gete de şu dayı bir keseyim. Ya oğlum sen neyine güveniyorsun? Manyak mısın? Sen şimdi anlatmıyorsan her şeyi yavaş anlatacaksın. Bak burada 10 tane ayak parmağın var. 10 tane el parmağın var. Sırayla var. Hepsi tek tek gider. Ondan sonra bak ne kadar erken konuşursan sonuçta o kadar senin için iyi. Abi sonuçta düşünsene 9 tane parmakla yapabilir misin Ejder abi? Yaparsın değil mi? Aynen her türlü. Yaparsın. 8 taneyle de hadi bir şekilde yaparsın. Ama bu işte 4'e, 3'e, 2'ye falan düşerse oğlum oho zor iş lan. Sen vallahi benim konuşmamı mı istiyorsun? Abi düşünsene götünü nasıl sileceksin lan parmakların olmasa? Bana bunu söyler misin? Olmadığını düşünsene bir de sadece vücuduyla böyle gidiyor. Sana sildireceğim sen bekle. Oğlum sana dilinle sildiririm lan onu. Oğlum sen neyine güveniyorsun mesela. Çok merak ettim ya. Ne kadar bekleyelim mesela bir dakikalar mı saat gün? Konuşmak istiyorsun. Ney? Konuşmamı istiyor musun? Evet. Daha çok beklersin konuşmam ki. Tamam bekleriz. Ama bir şey diyeceğim medeni adam bak konuşmamı güzel. Yo yo ben takdir ettim şahsen ya. Güzel yani bak öyle ağzı sıkı şeyleri tripleri var ya bu adamların. Cesaret işte ya işte beni ne yaparsan yapsınlar falan böyle güzel güzel hoşuma gider bu tarz adamları severim. Yok ben senin köpekle konuşmuyorum. Daha keyifli oluyor böyle ağzından laf alması. Allah Allah. Öyle mi oluyor? Dayı hatırlıyor mu? Şey vardı. Neydi onun adı ya? Lan Kenji'nin köpeğinin adı neydi ya? Şogun vardı. Altına işiyordu. Şogun altına işiyordu en son. O da aynı senin gibiydi biliyor musun? Böyle laf alamazsınız ağzımdan. Şöyledir böyledir. En son dayı sen onun taşaklarını mı kesmiştin? Taşaklarını kestim. Kulağını kestim. Bu arkadaşa da aynı şekilde uygulayacağım. Kafasını dilime patlattık. Neler yapıyorlar? Keşke yine buna da yapsaydık ha. Şey yapsak ya. Bu arada harbiden ha, ben de bayağıdır aylar oldu. Ne oldu lan? Ben sıkayım mı? Ağzına sıçtımın. La dur sakin ol. La Sebo nerede? Hala bıçak getirecekti. Sebo getirdi mi? Getirir misin şu bıçağı lütfen? Bir verir misin? Getiriyorum hemen. Ya sen dayı sen onu bırak. Sen onu bırak adamın. Hayır. Adam belki konuşur sen hemen kesme direkt. Dur ver bana şöyle. O bıçak ne ya? Bir tanesi. Dikkat et elini kesmesin. Yani çok kötüye benziyor. Bu bıçağı bence görmüşsündür daha önce. Ha ne diyorsun? Veya bak elimizde böyle şeyler de var da yani bu kadar da değil yani sonuçta konuşmak için bunları da kullanmayalım bence. Aynen. Ama Senin gibi de kullandım ben. Bak. Açılışını görüyor musun? Bu tık sesi var böyle. O bıçak bana bir değsin. Baksana ne oluyor? Ne oluyor? Ya bunun havalar 90 ya. Ne bu böyle? Bir şey diyeyim. 90 sana bir soksam keşke ya. Bak işte ya. Ağzına sıçtım. Ergen mi lan? Lan oğlum dur oğlum. Allah Allah. Elektrik verdi ya. Oo. Dur. 1-2. Doktor sen de bu iş biliyorsun. Bak biz bir şeyler yapacağız. Ondan sonra sen hayatta tut bunu. Doktor hep bu adam ne sınırında olacak biliyor musun konuşana kadar? Bir de bu lafları da böyle çok sinir bozucu zaten. Böyle hani tam öyle yazacak. Anladın mı hep? Ben diyorum ki bence bunun ayaklarını kıralım. Kaçamasın hiç. Ya nereye kaçıyor zaten? Sürüne mesela atıyorum sürekli böyle yılan gibi solucan gibi böyle fiş. Bekle sen yılanı mı yapacağım kafesine? Şimdi doktor ben şöyle bir kesik alsam. Yapma bak o bıçağı uzaklaştıramadım. Bir kesik alsam ölmez değil mi direkt sen halledersin. O kesiği benden alırsan bak ben sen. Ya al ya al. Bir dakika. Yapma lan. Lan dur geri zekalı bekle. Sen şöyle şu arkaya geçsene. Şu duvara yaslan. Geçmiyorum. Yerler kan olmasın bari branda üstünde. Lan nereye geçmiyorsun? Geç şu duvara. Branda. Bekleyeceksin. Şimdi dur bir dakika. Oğlum bak iyi düzgün adama benziyorsun. Şimdi boş yere salak saçma triplere girme. Ama sen benzemiyorsun. Beni dinleyecek misin? Abi kafaya verelim geçsin. Ya dur ya yani, oğlum ben heyecanlı. Ya geri zekalı bir dur. La bu kadar heyecanlı oluşunu anlıyorum. Sonuçta benim de bu kadar insan böyle tutsa birinin elinde beyzbol sopası olsa iki tanesinin elinde bıçak olsa falan yani ben de korkarım yani sonuçta hak veriyorum böyle heyecanlanabilirsin. Bir saniye. Sıkıntı yok. Bir saniye. Telefon görüşmesi mi yaptın? 5-6. Altınızda hiçbir adam değilsiniz valla. Benzemiyoruz. Abi bir tanesi atlet. Ya tamam. Bir sahte polis. Abi bir tanesinin sese bak. Karşımdaki zaten topa benziyor. Bana 5 dakika ver. Bana 5 dakika ver. Sebo dur. Ya, la sırayla hepinize bırakacağım la zaten. Lan babalık sen bir kahvehaneye git de. Alo sen bir sus bir beni dinle biri. Allah. Sen daha oğlum derdiniz ne diye bile bir sormadın ki. Belki de derdimiz gerçekten basit bir şey. Belki de diyeceksin ki ha bu muydu derdiniz şöyle böyle diyeceksin seni bırakacağız. Lan, şimdi sana derdimizi anlatıyorum. La bir sus. 1. Bizi niye takip ediyordun? 2. Feyzullah nerede? Feyzullah'ın nesi oluyorsun? Feyzullah köpeğisin büyük ihtimal zaten de. Feyzullah kim? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum zaten. Ben öyle yoluna giden sana açıktım bir tane şey. Oğlum yolda gidemezsin böyle bir şey mümkün değil ki haberimiz var zaten. İllegal bir mafyanın adamıyım ama seni takip etmiyordum ben. He tamam o zaman kardeşim çok kusura bakma ya. Söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi? He? Dur sakin ol doktor sen de. Bir pansuman. Lan yok lan bir şey yok ucunu soktum ya abartmasın. Konuşacağım mı konuşmayacağım mı daha çok var. Bir dakika sen konuşmayacaksın değil mi? Alalım mı tırnaklarını? Yok ya al istediğin kadar. Bir şey diyeceğim. Haydar sen de dokunma. Dayı kimse dokunmasın. Ben bir doktoru merak ediyorum ya. Aman. Yok kalk. Tamam oğlum kafasına vurma lan dur. Ha, bayıldı mı? Hala bekliyor. Bayıldı. Bak elimde kulağım. Amına koydum. Kulağım. Ay. Kulağı dikkatle dalağına aldın gibi bir oldu biraz. Of. Ejder abi zor işler bunlar ya. Öyle. Maalesef. Sana bırakayım mı birazdan? Ya beni bulaştırmayın ya. Vallahi geçtim benden diyor. Yok benden geçti. Genç bir çocuk. Oo. Dokunamam ben, kıyamam. Buna bile koyarım. Yani koymak lazım abi. Aynen öyle, konuşsun. Ya koyuyoruz işte ben. İzlemeyi seviyorum böyle. Neyse dur bakalım. Yani ben size söylüyorum baştan beri. Bana 5 dakika müsaade edin. Çıkın dışarı. Size ne soruyorsanız cevaplayacak. Deneyelim mi lan? Yemin et. Harbi deneyek lan. 5 dakika. 5 dakika. Sebo'ma güveniyorum ya. Oğlum hadi kalk yerine yat. Hadi kalk. Tamam lan. Doktor gel böyle. Şşş. Sen de bir dur şöyle. Heh, burada bekle. Sebo şunu al. Sendeyiz hadi. Siz bekleyin. Dışarı çıkın dedi. Sebo gel. Geçin hep beraber şöyle dışarı. Sebo 5 dakikam var. Sebo sakın tecavüz etme ha. Sen benim sesimi mi? Vallahi tecavüz ederse var ya tarumar eder adam ha. Bir şey diyeceğim. Geldiğimde gerçekten Sebo pantolonunu çekiyorken falan görürsem gerçekten hiç hoş bir görüntü olmaz ha. Şey ne yaptı? Ben bunu ayar oldum ya. Niko ne yaptılar? Oğlum adam akıllı iftar da yapamadık. Yolda bir şeyler yedik de. Ya hey ya. Yolda bir şeyler atıştırdık da neyse ya yeriz. Önemli değil o. Dur bakayım Sebo ne yapacak acaba? Merak ettim. Konuşulabilecek mi acaba? Abi bununla işimiz bittikten sonra atalım göle bir şeye ya bunu. Ya dur bakalım ya. Yaşamazsın. Ne yapacağımız belli olur. Dur bakalım. Ejder bir dalda bana versenize ya. La doktor sen kullanmıyordun ki, manyak mısın oğlum? Kullanmıyor muyum? Ben o araba uçtuğu zaman arabanın üstünde kim içiyordu? Ha doğru tamam. Oğlum hep böyle saçma sapan yerlerde içiyorsun ya, hiç farkında değilim. Bakın dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Oğlum bir şey söyleyeceğim Fehmi, sizin de gözünüz kamaşıyor. Oğlum. Lan ne doktorun oldu? Kafadan ışık yansıyormuş. Gözümü alıyor. Yok öyle bir şey ya. Vallahi ya. Harbi yansıyor. Dün gece böyle demiyordun ama kızlar varken. Şeyler, senin bu polis arkadaşın vallahi bak sıkıntı yaratmaz değil mi? Oğlum adamın önünde resmen adam paketledik ya. Abi önceden birkaç bizim işimizde gördüydü o. Sen hatırlamıyorsun belki de, ofis mopis muhabbetlerinde yardım ettiydi o. Ha. Aynen. Niye diyor? Arkadaş oldu. Benim arkadaşım aynen. İlk girdiğimden beri arkadaşız onunla. Bunun dedesinden miras kalmış. Hiç kimsesi yok. Hiç kimsesi yok aynen. Bunun bir malikanesi var, arabaları var, dededen miras, manyak bir şey. Ne diyorsun ya? Polislik mi yapıyor ama? Abi, polislik yapıyor. İyiymiş. Hayaliymiş. Aynen hayaliymiş. 5 dakika geçti. Bir bakalım şuna abi. Doktor beni niye çağırmadınız lan dönün? Ya oğlum senin başın bağlı. Lan oğlum olsun böyle şeyleri de birazcık şey. Yok şaka yapma böyle bir şey. Ya şey hemşire kulübü var bizim. Eski hastanenin hemşire kulübü var da oraya gidiyoruz arada. Allah kahretsin ya. Ya. Kulaklarım bir dakika ben çıkıyorum. Anısı var. Ya senin ağzına tüküreyim. Sen bu işkence dediğim babaydı. Kapat lan şunu. Tamam kapat şunu. Kapat şunu. Sebo da ya. Sebo ya. Ya Sebo ya. Artık sizindir. Bir şey diyeceğim. Lan ben 15 tane ülkede işkence verdim. Böylesini görmedim ya. Tamam beni dinle. Sabaha kadar bütün şarkılarını dinlemek istemiyorsan konuşuruz. Konuşacak mısın? Hayır. Konuşalım. Dinleyeyim ya. Ben dinleyeyim. Aç dinleyeyim. Aç lan Sebo. Aç lan. Vazgeçtim lan. Açma. Oğlum ben dayanamıyorum. Kapa. Ben çıkıyorum dışarı. Oğlum gerçekten büyük işkenceymiş bu ya. Harbiden beklemiyordum. Bir şey dur kapat Sebo kapat. Bir şey diyeyim mi? Ne yaptırıyoruz biliyor musunuz? Şimdi gerizekalı senin için demiyorum. Sen zaten konuşacaksın. Birazdan gerekir senin taşaklarına kadar keseceğiz. Sen her türlü konuşacaksın da. Bu odayı komple bak şöyle şu köşelerden. Bu köşeleri senin kanınla boyayacağım ben, sen bekle. Köpek gibi hoparlör yerleştiriyoruz. Ay. Günlerce gerekirse dinletiyoruz bunu. Günlerce. Ses yalıtımı bir de. Bir ses yalıtımı dışarıdan biz duymayız tabi. Mükemmel olur. Duymuyorum şimdi, zaten. Bir dakika sen konuşmayacağını söylüyorsun. Ne olursa olsun konuşmayacağım mı? Konuşmam. Önce bir kalk ayağa. Sonra bir de şöyle bir alt bak ver bakayım. Tamam. İyi oturuyor ama. Konuşacak dayı. Konuşacak. Keski konuşacak kusura bakma ama. İstiyorsan hadi az birazcık da sen takıl. Ben bir şeye bakayım mı? Şu Nikolara falan bir bakayım. Ne yapmışlar? Bence ben bakayım ya ben. Doktoru çağırın. Gel beraber bakalım o zaman hadi. Sen bak bebeğim. Doktor. Yarın akşam. Doktor. Ya şey ben birazcık yine ayarı kaçırdım galiba da. Sen bir baksana şuna. Ölmesin. Tamam dur gel. Ejder diyor ki yarın akşam gelin diyor. Müsait değilim diyor şu an. Ya hadi ölmesin adam hadi. Siz ne yapıyorsunuz bu arada ya? He? Neydi? Sağ ve sol lobunu kestim. Nasıl? Yani çizik attım. M harfi yazdım sağa. Neyin M'si? Muzaffer. Yok ben Muzaffer değil. Kendi adamın niye götüneceğim? Ama Muzaffer de olabilir. Adamın götüne bundan sonra Muzaffer yazacak. Daha iyisin ya. İyisin valla. Ben şunu vereyim mi sana? Lan oğlum adamın kestanesini kim çizdi lan? Bread. Adamı gördün mü, kestaneye çevirmişsiniz vicini pişmiş adam. Ya oğlum bir şey yapsın. Doktor sen de devam et. Sebo sen devam et. Haydar sen devam et. Bir şeyler yapın da şu adam konuşsun ya. Tamam. Bak Feyzullah'ı öğrenin. Feyzullah'ı. Ben de bir şey içeyim. Dayı bir şeye bakalım ya. Niko ile abla ne yaptılar acaba? Nerede onlar? Ne yapmışlar ya? Onlar yatmış olabilirler mi? Vallahi bilmiyorum ki, bakalım. Evet. Aa. Aa ne yapıyorsunuz? Ya, ne oldu? Çok merak ediyor Niko ya. Bir türlü şey yapamadım. Ne oldu? Ne yaptınız? Bir şey olmadı ya. Bir şey yok Nikocuğum. Şarkı dinledik. Ya bir şey yok be oğlum. Ne olacak işte, bir arkadaş var işte, misafir edeceğiz onu. Birazcık böyle yanımızda takılacak. Yapacak bir şey yok ama yani. O şey elinizdeki kanlar ne öyle? Dövme yaptık da kan değil o. Yok kan değil o. Boya boya ya. Boya bu. Dövme yap. Dövme yaptık tabii ki de. Şey mutfaktaki vişne suyundan da olabilir. Tabii tabii. O da olabilir. Aynen onlardan da olmuş olabilir. Bir şey yok yani, sıkıntı yok. Elif ablam sen ne yaptın? İyi ablam ne yapalım? Niko ile takıldık. Oyun oynadık. Dışarıda dolandık birazcık bahçede. İyi yapmışsınız valla. İyi hayat size güzel ha. Ay Niko keşke ben 7 yaşında olsam lan, böyle etrafta oyun oynasam. Böyle peşimde birileri böyle sünnet olacaksın diye dolaşsa falan ne güzel olur ha. Nasıl, olmayacak mısın? Olmayacağım. Bak senin sünnetini ben yapacağım. Ben yapacağım. İyi tamam. Hem amcan ustadır da o konularda. Güzel oturtuyor. Şey dayı karıştırmayalım bunu. Saat de geç oldu ya. Saat geç oldu vallahi ya. Bir yatsak mı acaba? Uyusanız mı? Burada kalacak galiba değil mi? Aa Elif abla bak sana indirim mesajı gelmiş bak telefondan, onu bir göstereyim sana. Bak mutlaka bak, bu kaçırma bakayım, tamam mı bunu? Bakayım. Bak bunu kaçırma, bak gel şurada göstereyim. Neden gizli yerde gösteriyorsam olsun. Gel. Ne haber? Nasılsın? Abla gördün zaten. Gördüm evet. Aynen ben de gördüm. Niko'yu görmemesi güzel oldu. Ya şey işte Feyzullah'ın adamı falan herhalde. Feyzullah'ın adamı mı? Ya aynen bilmiyoruz. Ağzına laf alamadık vallahi, adamın ağzı harbiden sıkıymış, helal olsun da konuşturacağız. Konuşacak. Ne kadar kalacak burada? Götünü kestim adamın. Adamın götüne M harfi çizmiş. Harbiden ya. İnanmıyorum sana. Hak etti. İnsan çizer. Hak etti de yani. Ne yapmak zorunda mıydı? Harbiden ya. İnsan çizer. M yazmak ne yani? Adamın götüne niye çizeyim? Elif ablamın E'sini çizer insan. Ne kadar ayıp ya. Böyle gitmişsin kendi baş harfini çizmişsin. Tamam o zaman gidiyorum. Diğer lobuna da çizeceğim. M kalp. Ya saçmalama saçma. Orta şeyi de kalp olarak. Saçmalama tamam, pislik yapma dayı ya. Ne dedin? Konuşması lazım bir şekilde. Konuşması lazım sonuçta bir şekilde. Olur, sahur vakti geldi ya. Ne yapacağız? Sen hazırladın mı bir şeyler? Şeyler hazırlıyordum tam da sizi görünce direkt yukarı çıktım, yarım kaldı yani. Tam Niko'ya ne dedin dayı, sen niye duruyor Niko içeride? Sen dedim bekle dedim, ben sana dedim şimdi dedim çikolata getireceğim dedim, buradan ayrılma dedim. O da, İnandı mı o da? Ya inandı. Benim söylediğime inanmasa da yapmak zorunda. Ben onu aşıladım ona. Tamam iyi o zaman güzel. Elif abla valla birkaç gün burada herhalde zaten eve sokmayız onu. O bizim o şey var ya, depo gibi bir yer var ya, oraya attık onu. Orada mı tutacaksınız? Tabii başında sırayla nöbet tutarız zaten. Tamam yani sıkıntı yok. Bir şey yok. Ya konuşacak, anladın mı? Konuşana kadar burada yapacak bir şey yok. O Feyzullah'ın yerini vesaire öğrenmemiz lazım. Ya çünkü şöyle bir şey var. Eğer şimdi biz onun başına bela olmazsak o bizim başımıza bela olacak belli ki. Takip ettirdiğine vesaire göre. O yüzden önce başına bela olacak kişiler biz olacağız. O zaman ben hazırlamaya devam edeyim. Aşağıda. Sen takıl aşağıda, sıkıntı yok. Aynen. Yemekte ne var? Yemekte çıtır tavuk var. Yemin et. Et falan gerekirse bu arada hemen taze kesip getirebiliriz. Ay Fehmi. Tamam şaka yaptım. Şey de yapar mısın Elif? Bir dakika ben bir moda giriyorum. Ben bir moda giriyorum. Geliyorum. Sen bir gir. Bir tane tatlı vardı. Neydi onun ismi ya? Şuradan bir şöyle bir moda girelim. Yani bu çok ucu açık bir soru. Ben şeyde görmüştüm da bir tane ben şu sırayı çok şeyde dolaşıyorum sosyal medyada. Birisi yapmış bir tatlı. Nelere bakıyorsun sosyal medyada? Neler izliyorsun? Arkadaşlarım falan var öyle. Chatleşiyoruz normal. Arkadaşlarım var. Hangi arkadaşlarmış? Rafık var bizim. Ondan sonra Rafet var. Aa Rafık ne yapıyor ya? Rafık o değil. Onunla hiç konuşmuyoruz da öyle arada şey yapıyoruz. Onun dışında normal arkadaşlarım yani. Furkan var. O kim lan? Öyle. Samed var. Normal arkadaşlarım ya. Şeyden tanıştım. Tatlıyı bulamadın mı? Neyi? Bir şey diyeceğim bak. Bir bakın bana şöyle yakışmış mı? Moda giydim ha. Şimdi gideceğim. Yakışıklı kardeşim benim. Ya teşekkür ederim abla. Fehmi. Efendim abi. Ya şu tatlının ismi neydi bak. Şu tatlının ismini bulamıyorum. Bak yapmış yapamamış tatlıyı. Baksana bak fotoğrafı var. Düşürmüş tatlı yani. Nasıl yaptı? San Sebastian mı? San Sebastian. Ondan yapar mısın Elif bize? Ya o gösterdiğim fotoğrafta yapılmamış mı? Olmamış galiba. Yapmış da düşürmüş galiba ya. Evet. Bütün aile şeyden yemiştir hatta o gün. Ama önemli olan iç güzellik. Belki içi güzel olmuştur. O da olabilir. Belki olabilir. Bütün aile halıya oturup yemişlerdir belki. Hiç belli olmaz yani. Hayır. Ya, neyse ben şuna bir bakayım. Ben de birazcık uyusam nasıl olur ya acaba? Uyu dayım. Uyu, çok yoruldum çünkü. Aynen sıkıntı yok. O zaman Allah'a emanet. Ay, Allah'a emanet dayım. İyi geceler. Ben adamın başındayım. İyi öptüm geceler. Ben de öptüm. Göbüşünden öpücük aldım. Ben de gelirim. Tamam. Abi ne yaptın? Ne yapayım ya, bizim İçeride gençler var, ben de dışarıda. Ne oldu, araya mı kaçtı? Ya biz kaşınıyor biliyor musun bu aralar? dikkat etmek lazım. Ne yaptılar, konuşturabildiler mi? Yok. Vallahi bilmiyorum, bir şeyler yapıyorlar da ben dışarı çıktım, beni biraz sarmadı. Yaşlandım herhalde ya. Vallahi abi sen yaşlanmışsın ha. Harbiden böyle yalnız kalmak istiyorum ara ara. Abi bak senden şey rica edeceğim. Bize şöyle eli sağlam, silah kullanmayı, onları bunları böyle iyi bilen adamlar lazım. Böyle çatışma olur, bir şeyler olur. Bak Elif abla var, Niko var, artık yani kendimizi korumamız lazım. Biz olmayız, bir şey olur falan. Hem eve korumalar dikelim. Ondan sonra hem Harunlar bunların yeğenleri varmış. Onlarla beraber gelecekler zaten, ben ayarladım onları, konuştum onlarla. Kimin yeğenleri? Bizim Harunlar var. Bir günde tanıştırmak nasip olmadı. Adamla hep alışveriş yapıyoruz. Lazım oluyor, adam çağırıyoruz. Kendini çağıramadık. Bir gün çağıralım da yemek yedirelim. Olur tamam. Bak işte diyorum ya, ne olur ne olmaz. Bak şimdi Feyzullah'ın yerini öğreneceğiz belki. Gideceğiz, basacağız, kalabalık olalım. Aynen. Elimiz sağlam olsun, ekip. Ben şunu anlamadım. Bu bize bunu yem olarak mı attı, yoksa harbiden? Ben konuşturmamız lazım abi işte. Konuşturmamız lazım vallahi. Yapacak bir şey yok. Sen onun tedirginliğindesin birazcık zaten. Aynen, ben bir huzursuzluk bastı beni. Aynen böyle bir sanki yem mi gidiyorsun? Onu düşünüyorum işte, çünkü adam sanki kendini göstermeye oynadı sürekli yanımıza. Evet harbiden de, o da birazcık garipti. Neyse konuşturacağız adamı ya, konuşturacağız. Aynen, yani. Bakacağız, tamam ben bir bakayım içeri abi. Çocuğun dur, ben de geleyim çocuğuna ya. Gel. Yıldırdınız lan beni. Anasını satarım lan ortalığı. Ne oluyor lan? Konuş lan. Allah şu deli. Konuşun lan. Lan bana niye vuruyorsun? Konuş. Sen de konuş lan Sebo. Sen de konuş. Hepiniz konuşun. Hepiniz konuşacaksınız. Abi ben çok manyağı yaptım ya. Konuştu. Anasını satarım lan. Konuştu mu konuşmadı mı? Konuşmadı. Evet bu. Git lan deli. Lan oğlum o konuşacaksın sen. Lan konuş lan. Lan oğlum bak ben deliyim ha. Adamda nöron kalmadı, nöron. Geç şöyle geç. Tamam doktor sakin. Şu doktoru bir dışarı alsanıza. Haydar doktor dışarı al. Adamda sakin ol tamam. İmpuls iletimi kalmadı adamda. Ben geliyorum, bekle. Bekle işe hep geliyorum. Nasıl oldu mu? Ya bu doktor yemin ederim kafayı yemiş ya. Abi bu adam nasıl bir adam çıktı ya? Lan görüyor musun oğlum bizim adamları? Bak herkes manyak oğlum. Herkes manyak lan. Delisiniz siz deli. Ay şapşik. Konuşacak mı? 18 sene ülkede işkence gördüm. Ben böylesini görmedim. Adam bir şarkı açıyor. Konuşacak mı? Söyle. Bir tanesi deli. Sopayı götüme sokacağım falan diye. Tamam. Şimdi o zaman bence yeter. Ne söylüyorsun lan arkamdan ha? Tamam. La oğlum bir git, bir şey konuşacağım doktor ya. Sakin ol oğlum. Sen de bugünü mü bekliyor musun? Ben anlamadım ki bugünleri bekliyormuş. Geliyorum. Gene gitti. Bu bugünleri bekliyormuş ha. Vallahi bugünleri bekliyormuş. Adamın deli. Bak beni dinle. Bak oğlum yazık, günah yani. Sen de insansın sonuçta yani. Canın burnunda bak. Öldün öleceksin yani. Yazıktır, günahtır. Çok bir şey istemiyorum senden. Feyzullah neyin oluyor? Feyzullah. Ne bileyim lan ben Feyzullah kim lan? Allah'ım yarabbim. Oğlum oyun mu oynuyorsun? Bir şey dalga mı geçiyorsun? Tamam he? Kimin adamı olduğunu söyle bana. Niye söyledin? Oğlum götümden kan alacağım için olabilir lan, mi? İşin ciddiyetine kavra. Götümden kan alacağım yani. Baskın mı attırayım? Söylemem. Bir şey diyeceğim, ölmek mi istiyorsun? Bana onu söylesene bir. Söylemem. Bunu da mı söylemesin? Lan oğlum her birey bunun bir mustası vardır. Amına koyarım lan. Oğlum bak ha? Bana geldi. Beni çıldırtma lan. Ya doktor sakin ol bir. Doktor sakin ol bir ya. Sen göreceksin. Dur geliyorum dur. İpte sallandırarak bıçağı bekle. Köşeye kadar gitti ya. Geç şuraya otur tekrar. İpte sallandır bakalım. Geç şuraya otur tekrar. Yo ipte sallandıracağız zaten en sonunda. Onu öyle oturacak gibi duruyor yani. Yapacak bir şey yok. Bak kardeş, şu Feyzullah'ın nesi olduğunu, ne için bizim peşimizde olduğunu, Feyzullah'ın yerini tek tek söyleyeceksin. Hadi uğraştırma beni. Of, sana bir tane doğru bir şey söyleyeceğim. Heh. Feyzullah'ı tanımıyorum. Ama ben başkasına çalışıyorum. Abi bu buranın vatandaşı bile değil ya. Oğlum buranın vatandaşı olmayabilir de Feyzullah'ı nasıl tanımıyorsun oğlum? Sen niye bizim peşimizdesin o zaman? Lan illegal emniyetim, illegalle tanınmak zorunda mıyım ben? Ne bileyim lan Feyzullah. Aa bakın mesajım. Aa telefonumu aldı arkadaş. Mesajım var, sizi takip edilmem söylendi. Tamam bir dakika otur be. Tamam o zaman bak seninle insancıl gibi konuşalım oğlum. Gevşek konuşuyorsun. Kesik almak zorunda kalıyoruz senden. Bak bizim derdimiz Feyzullah'la. Makarov kim lan? Makarov kim? Lan bilmiyorum Feyzullah kim, o kim, ne bileyim ben. Bu mesajı Makarov atmış. Makarov kim? Makarov kim ya? Takip edilecek diye bizim fotoğrafımızı atmış. Muhabbet. Kim Makarov? Burada bak telefona bak. Söylemem. Söylemez misin? Bak seninle falan size bu kadar bilgi yeterli. Fotoğrafları var. Size bu kadar bilgi. Şöyle bir kenara doğru çıkılın da üzerinize kan sıçramasın. Kan lekesi zor çıkıyor biliyor musun? Çıkın arkadaş kendini kesin. Yo hayır. Bir dakika. Ne oldu oğlum? Öptüm seni. Ya geri zekalı açma oğlum şunu ya. Ya yeter. Öldürün lan beni. Öldürün beni. Şu matkabı kendime atacağım. Sen ya, şunu bir şu bıçağın tadına bir baksana tekrardan. Gel bakayım be. Gel gel. Şunu bir ye bakayım yurttan. Konuşacağım mı konuş? Lan Niko, Niko sen ne yap? Lan. Çıkar mısın dışarı? Yardım et. Çocuk yardım et bana. Çocuk, Niko geç şöyle. Çocuk yardım et bana. Niko sen ne yapıyorsun oğlum? Beni sürükleyeceksin değil mi? Niko ne diyorsun oğlum? Manyak mısın? Ne sürükleyeceksin? Sen ne işin var senin burada? Yardım edin. Ben korktum. Tamam senin ne işin var burada? Yardım edin. Dur geliyorum dur geliyorum dur. Yardım edin. Bak Niko gel şöyle. Gel şöyle. Niko sana bak yukarıda polis arabasına bindireyim gel. Hayır hayır Niko, hayır. Hayır. Bak, gel, Niko sen nerede aşağıya indin? Ya abla sen niye bakmıyorsun buna? Ablacığım ben burada sahur hazırlıyordum. Lavaboya çıktım. Adama bıçak sokarken gördü. Ne oldu? Bir şey yok bir şey yok. Niko gel şöyle bir. Gel. Bak şimdi Niko sana gerçekleri söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Bak ben kötü biri değilim. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben kötü biri değilim. O sünneti olayı da sana şaka yapıyorum ben sünneti falan. Manyak mısın? Ne alakası var bu olayla şimdi? Ya. Hayır saçmalama. Bak ben kötü biri değilim. Biz baban da kötü biri değil. Biz kötü bir insanlar değiliz. Asla. Ama maalesef ki kötü insanlar var Niko. Biz kötü olmamamız başka insanların da kötü olmadığı anlamına gelmiyor. Ve bazı insanlar onlara kötülük yapmadan bize doğruları söylemiyorlar. Gerçekleri söylemiyorlar. O yüzden de biz bu içerideki arkadaşa birazcık zor kullanmak zorunda kaldık. Zamanında kötü bir arkadaş, hatta Niko sana doğruyu söyleyeceğim. Benim öz abim babanı da beni de çok fena taklaya getirdi. Şerefsiz. Aynen öyle şerefsiz. Bu adam da büyük ihtimal onun adamı işte. Bizim peşimizde dolanıyordu. Babanın yanında dolaşıyor, abilerin yanında dolaşıyor, annenin yanında, senin yanında dolaşıyor. Nedir ne değildir öğrenmemiz lazımdı. Yani biz ne yapıyorsak senin iyiliğin için, senin geleceğin için, bizim iyiliğimiz için, ailemiz için yapıyoruz tamam mı? Tamam anneciğim. Yani biz kötü insanlar değiliz. Bunu aklına sok. Onu unutma. Biliyorum zaten. Tamam gel sana bir sarılayım şöyle ben. Gel bakalım. Gel. Götünü yerim senin. Oy ben de seni çok seviyorum. Götünü yediğim. Tamam. Dayı sen de bir şey yap, konuşma yapmak ister misin? Duygulandım. Güzel konuştun mu? Çok iyi konuştun var ya harbi diyorum. Tamam o da o zaman bak benim söylediklerime baban da katılıyor. Çünkü zaten hepimizin derdi aynı şeyler. Tamam anlaştık mı? Anlaştık tamam. Tamam hadi o zaman sen yukarı çık istersen bak anneye yardım et. Bak anne hasta yemek hazırlıyor. Ona yardım et. Tamam. Tamam sen Niko bir de seni bir daha şu kapıdan içeri girerken görmeyeceğim tamam mı? Tamam görüşürüz. Tamam hadi bakalım. Abla sen ne yaptın içeride? Su götürdüm bizimkilere. Ha tamam adamı şey yapmadı değil mi sende? Ya. Ha tamam dur bakayım ne yapmışlar bunlar. Oğlum bak dedim sana şu bu sokarım dedim. Neresine bana inanmadın. Nereye soktum abi? Nereye sokacağım lan ya? Oğlum Jopu niye götüre sokuyorsun ya? Oğlum musun? Oğlum adam hoşuna gitmiş. Gerizekalı niye sokuyorsun? Ne bileyim ben acım diye düşündüm. Adamın kalacağı şeyler yapıyorsun. Doktor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki abi. Şuna acı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi sana gel buraya gel. Hiç kimseyi tanımadığını söyledin değil mi? Evet. Bak seni anlıyorum. Böyle davranmak zorundasın. Böyle konuşmak zorundasın. Tabii canım. Biz de zamanında düştük böyle düşmanların eline sorguladılar. Senin tanımadığın, şu an adını vermediğin ya da ne bileyim herhangi bir şey bilgi vermediğin insanlar en ufak şeyde seni satmaz mı satar. Adını vermez mi verir. Onlar için sen nesin? Parasını verip işini yaptırdıkları insansın. Bak senin mertlik, delikanlılık ayağına seni kandırıp sana her türlü işi yaptırıyorlar. Bak buradasın. Hangisi burada? Kimin ruhu duyuyor? Hiçbirini. Diretme. Sana biz de istemiyor. Bak görüyor musun? Ben hiç dokunmadım sana. Biz de istemiyoruz. Gerek yok. Biz manyak mıyız oğlum? Gerek yok. Çıktamız dinleyek falan. Lan asıl ben manyak mıyım? Ben bu kadar önce niye konuşmadım sanıyorsun? Belli ki. Lan ben konuştuğum zaman ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Benim 3 çocuğum öldürecekler. Sen bunu biliyor musun? Aynısını biz de yapabiliriz işte. Şöyle bir şey var. Şimdi belli ki Feyzullah'ı da tanımıyorsun. Diğerlerini de tanımıyorsun. Tanımıyorum. Bak şimdi onlar sana ne yapar? İşini hallettirirler tamam mı? Ne seni tanırlar ne ederler. Bak buradasın. Bir Allah'ın kulu yok. Ruhları duymuyor. Seni gençliğinden vuruyorlar. Bak bana da aynısını yaptılar. Biz de düşmanların eline düştük. Sorguladılar. Oğlum aynı yollardan geçtik lan. Anlatmadık. Sopa yedik. Ne oldu? Ne oldu? Bak ben şu an ticaret yapıyorum. Ne oldu? Hani ben büyük adam olacak. Ne oldu? Yalan dolan işler. Gel bize anlat. Biz de sana bunları yapmak zorunda değiliz. Biz de istemiyoruz. Biz hiçbirimiz böyle bir adam değiliz ki. Ya tamam abi sen de haklısın ama bak ben de şu konuda haklıyım. Ben şimdi burada size adamın ismini söylesem benim bunu 3 çocuğum ölecek. Bak Rostov'daki ailenin bizim de elimizde böyle imkanları var. Biz de yapabiliriz. Bak, biz şimdi anladın çocuğun öleceği mevzusunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Sen bunu bize söyledin mi? Söyledin. Biz seni görmedik. Biz seni bilmiyoruz. Sen de onları zaten belli tanımıyorsun. Senden de zaten belli bir anladın mı? Veya hani şöyle bir şey yok. Senden yola çıkmış olmayız. Oğlum bize delikanlı adamlarız. Bak şurada. Abi bilek şöyle bir şey var yani. Oğlum bundan sonra mesela atıyorum çoluğun çocuğunu da biz koruruz ya. Mesela. Veya sen bize bilgilerini verdikten sonra biz bu adamları bitirdikten sonra senin çocuklarını kim elleyecek zaten? Biz bu adamları bitireceğiz zaten. Kaldı ki sana bir şey söyleyeyim mi? Bak onlar zaten benden gelip şey yaptılar. Alışveriş yaptılar. Silah aldılar. Ben zaten birçok şeyi biliyoruz. Sadece şunu anlamaya çalışıyoruz. gönderdiler. Eğer sen onları tanıyaydın, hani bilerek mi gönderdiler? Nasıl gönderdiler? Anladın mı? Evet, hani sen, mesela sana şey mi dediler? Git görün, seni yakalasınlar mı dediler? Ya bir şey diyeceğim. Sen Feyzullah'ı tanıyor musun? Ya yok abi, ben Feyzullah falan tanımıyorum abi. Bak bizim sistem bak, şöyle. Bir şey diyeceğim. Allah'ını seversen doğruyu söyle sadece. Feyzullah'ı tanıyor musun, tanımıyor musun? Ya abi bak, ben Feyzullah kim bilmem. Bak, Allah aşkına bak. Ben tanımıyorum belli ya. Abi bak yani. Bizim sistem şöyle. Bize bir yerden mesaj geliyor, bize bir yerden araba tahsis ediliyor, öyle. Kıyafet falan geliyor bunun içine, silah geliyor. Biz öyle takip ediyoruz abi. O ama zaman yine de diyoruz. Bak yaptığımız adını söyleme. Şöyle. Biz adını kimseyi bilmiyoruz abi. Vesaire. Hadi bak adını söyleme. Senin var değil mi başın ama yani? Abi başımı ben de tanıyorum. Bana gelen sadece mesaj geliyor bir tane gizli numaradan, o kadar. Abi ben ne bileyim. O zaman bak ne yapıyoruz? Şimdi seni emniyet almamız lazım. Sen bizi yine takip ettin, tamam mı? Fotoğraf mı istediler? Ne istediler? Biz seni görmedik. Sen çektin, yolladın. Tamam mı bak? İkili. Bunlar seni vallahi tanımaz bak. Ama biz söz veriyoruz çoluğuna, çocuğuna. Eğitim masrafı mıdır nedir? Hepsi bizden. Bak şöyle düşün. Seni olduğun yerden çevirmeyle alan adam senin ailene neler yapmaz. Hani öyle düşün. Korur da, kovlar da. Hani her türlü. Haklısınız abi ya. Bak, yarın onlar vallahi tanımaz. Şöyle bir şey yaparız. Tanımaz. Seni atar köşeye. Mesela aynen söyleyeyim. Öyle. Gerekiyorsa ne yaparız biliyor musun? Bizim... Fehmi bir gelsene. Ne oldu? Abi adam bir şey anlatamadım. Bir dakika. Dur. Ya adama bir şey anlatamadım ya. Dur bekle, geleceğim. Gel. Ne oldu? Elif çağırıyor da. Sen ondan önce çağırdın abi beni. Ne yok ben konuşuyorum. Ne oldu? Şey diyeceğim, biz bir markete kadar gezeceğiz Niko'yla. Bu saatte? Bu dayının istediği tatlı var ya, şimdi hep içimden geldi, yapayım onun malzemeleri. Ha harbi. İyi tamam o zaman şey Sebo'nun da kafası dağılsın. Bak oyuncu ayıcı kim verdi lan ona? Sebo'nun değil, Niko'nun kafası dağılsın. Biz gidip geliyoruz o zaman. Tamam şey yapın o zaman, ama dikkatli olun ha. Tamam benim arabayla gideceğiz. Hızlı olun. Bu saatte açık çok yer yoktur ama bak. İnternetten bak önce. Gidiyorlar mı? Harbi gidiyorlar. Efendim abi. Bu adama bak biraz psikolojik ters köşe yaptım, tamam yuttu. Belli ki bu da bir şeyin anladığı da yok bunun. Bak aynen bunu fark ettim zaten, evet. Ama aynı şeyi adamla bizi yapıyor bak. Adamla bizi aynı şekilde duygu sömürüsü yapıyor, yemememiz lazım. Ay yok, bu adam gevşek konuşuyor başından beri. Ben asla iyi niyetli böyle yok zor durumdayım falan bir adam olduğunu zannetmiyorum. Ya, biz de tutup da onun şeyini yiyip de salmayacağız zaten, yine elimizde duracak. Ama yine bir zorlayalım ufaktan. Aynen bir bakalım, duygusal olarak bir laf almaya çalışalım bir de. Ondan duruma göre yine devam. Aynen. Yapacak bir şey yok, tamam abi. Devam sen güzel damardan gir böyle. Dur şu adama söyleyeceğimi bitireyim ya. Abi Doktor bir sakin artık ya. İyi polis kötü polis ya. Hayır oğlum, iyi polis kötü polis falan yok. Bak adam da bizden sayılır ya. Şuna baksana oğlum, adam da bizle neredeyse ne yaşadıysak aynı şeyleri yaşamış ya. Tamam bundan sonra şiddete falan gerek yok abi. Ayıptır günahtır. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Sen de mesela bizim fotoğrafımızı çekersin. Böyle biz bir yerdeyken. Tabii ki evdeyken değil de. Bir yere gideriz. Orada bizim fotoğrafımızı çekersin. Adamları atarsın falan. Dersin ki aa işte ne diyorsan abi patron, ne diyorsan. Patron işte buradalar vesaire falan. Hani sanki hala bizim peşimdeymişsin gibi gözükürsün. Ama bize de söylersin kime çalıştığını, bizi neden takip ettiğini mesela. Hem senin çocukların korunur, hem daha güzel gelecekleri olur, hem sen daha mutlu olursun. Baksana o şerefsizlerle mutlu musun mesela? Mutlu musun? Allah abi ben sanki ben çocuğumla oturayım böyle oyun oynayayım. Tamam oğlum. Tamam bak bak biz onları temizledikten sonra bunlara karışan kim olacak? Kimse olmayacak ki. Kimse olmayacak. Seni de kurtarmış olacağız resmen. Tamam. Ama bize fotoğraf falan değil şimdi. Saat başı bizim mesaj atmamız gerekiyor abi. Saat başında. Atamazsak bir şey olduğunu anlarlar direkt, bizim her şeyimizde takip cihazı olduğu için. Öyle ben atacağım. Ya hiçbir şeyde takip cihazı falan yok. Her şeyini aldık attık. Aynen. O zaman şey yapalım mı? Ben mesaj atayım. Kim bu? Aynen mesaj atılacak kişi kim? Haydar sen git başka bir yerde, uzak bir yerde bir fotoğraf at. Ama nasıl yapacağız? Bir dakika sen sonuçta bizim dayıyı alayım gerekiyor. Dayıyı çekeyim. Olabilir aynen dayıyı falan çekebilirsin. Tamam öyle bir şey yapacağız artık ya. Seninle daha konuşacağız tamam mı? Şimdilik bugünü bir kapatalım. Şunu çözülsün. Ondan sonra yine konuşacağız. Tamam. Bak sen de iyi ol, biz de iyi olalım. Senin çocuklarına da bir şey olmasın. Bizim çocuklarımıza da bir şey olmasın. Tamam. Aa, telefon çalıyor lan. Elif oldu. Efendim abla? Fehmi ne yapacağım bilmiyorum. Ne oldu abla? 4 kişi önümü kestiler. Niko'yu aldılar. Ne yapacağım? Abla ne diyorsun?